Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Aralığın bugün kaçı oldu Samet? 27'si oldu değil mi? 28'i oldu. 28'i itibariyle artık Kasım'da sattığımız arabaların çoğu gelmeye başladı. Aralık'ın ilk haftasında sattığımız araçlar da gelmeye başladı. Yani bu araçlarımız Kasım'ın sonunda ve Aralık'ın ilk haftasında satılmış olanlar artık bayilere ulaşmaya başladı. Bugün tırdan neler indi Samet? İstersen beraber bakalım. Mokkalarımız var. Bu araçlarımız bu arada hepsi satılmış durumda. Sadece henüz satılmamış olan Mokka GS'imiz var. İki tane değil mi Samet? İki tane Mokka GS'imiz var. Onun haricinde maalesef bir arabamız kalmadı. Yani Corsa soranlar olacaklar. Herhangi bir şekilde Corsa bulamıyoruz. Bir de engelli muafiyetiyle hemen videonun başında ben size biraz bir şeyler bilgi vermeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar engelli muafiyetlerin henüz daha limiti 450.500 TL'de. Yani Ocak 1 olmadan bu videoyu belki Ocak 1'de yayınlamış olabilirim. O zaman limitler yayınlanmış olabilir. Ancak Ocak 1 olmadan şu anda herhangi bir şekilde satış yapılamıyor. Ocak'ta ise siz de engeller mutlaka takip ediyordur. Bir söylenti var. %100 olacak gözüyle bakılıyor ama burası Türkiye, neler olacağını biz de bilmiyoruz. 1 milyon 40 gibi bir rakam olması bekleniyor. 1 milyon 40 ile beraber ise neler alabiliyoruz diye baktığımız zaman tabi Ocak fiyatlarını bilmiyoruz. Ancak şu anda limit 1 milyon 40 lira olsaydı eğer neler alabiliyorduk? Mokka'ydı, Astra'ydı, Crossland'dı, Corsa'ydı, hepsini alabiliyoruz. Bazen Samet bana şu soru da geliyordur, sana da geliyordur mutlaka. Kombolar arkadaşlar şu anda yanımızda. Kombo araçlarımız engelli muafiyetli alınabiliyor mu diye bir soru geliyordu. Kombolarda arkadaşlar engelli muafiyetli alınabiliyor. Ancak bu araçlarda %80 ÖTV değil, %15 ÖTV olduğu için çok fazla bir indirim alamıyorsunuz. Ama bagajının genişliğiyle, içinin genişliğiyle engelli kişinin ihtiyacını görebileceği için bazen bu tarzda bir araba düşünülebiliyor. Ama ben yine söyleyeyim, %15 ÖTV diliminde olan bir arabadır kombo. O yüzden hesaplarken varsayıyorum 700 bin liraysa araba, 700 bin lira bölü 1.15 yapmanız lazım. Bineklerde ise bölü 1.70 veya 1.80 yapmanız lazım. 26 Kasım'da çünkü biliyorsunuzdur bir matrak güncellemesi oldu. Ondan dolayı Corsa Edition otomatikler %70 ÖTV'de kaldı. Diğerlerinin hepsi %80 ÖTV'de. Onlarda da böyle 1.80 yaparaktan sizler de hesaplayabilirsiniz. Şimdi Samet istersen Combo'dan bakalım. Hemen bir haftanın tanıtımı da yapalım. Combo Ultimate var arkadaşlar yanımda. Çok tutuldu. Bulunamıyor şu anda. Onu söyleyeyim. Bu ayda Aralık ayında 120 bin lira 12 ay 0 faizlerimiz vardı. Grand Land versiyonlarımızda ise 170 bin lira 12 ay 0 faizlerimiz vardı. Şimdiden de araçlarını almış olan müşterilerimize de hayırlı uğurlu olsun dileklerimi sunayım. Şimdi Samet hemen kombodan kısa bir hemen tanıtım yapalım. Ön park sensörünü görüyoruz. Önde ön park sensörü var. Bu arada bu aracımız Ultimate donanım. Yani kombonun en dolusu. Ancak artık orta konsol var. Orta konsol opsiyon olarak giriyor. Bu aracımız opsiyonsuz olan versiyonu. Combo Ultimate'de ön park sensörü, arka park sensörü, geri görüş kamerası, siyah tavan çıtaları, anahtarsız giriş, anahtar çalıştırma, kör nokta uyarı sistemi, katlanabilir yan aynalar, yok yok diyebileceğim kadar aşırı dolu bir araba. Mutlaka da bayilerde bir test sürüşü yapmanızı tavsiye ederim. Bugün hatta bazı influencerlar da şunu demeye başladı. SUV'ye ne gerek var denmeye başladı. Combo gerçekten de burada SUV'nin yerini doldurabilecek uygun fiyatlı olan güzel bir versiyonumuzdur. Evet, Combo Ultimate'imizi biraz bahsettik. Samet arkaya doğru gidelim istersen. Şimdi arka tarafa doğru geldiğimiz zaman ne var? Mokka'nın yeşil orada var Samet. Bolt paketli. Ultimate donanım var. Yanında ise Mokka GS donanımımız var. Yani bu aracımız en dolusu. Bu ise bir alt paket olan GS donanım. Büyük ihtimalle bu bizim test arabamızdır. Çünkü yeşil Bolt paketli bir tane arabamız gelmesi planlanıyordu. O da bu arabamızdı. Bu da bizim demo test arabamızdır. Evet, en dolu paketimiz bu. Öne çıkan özellikler Ultimate'de LED matrix farlar, adaptif hız sabitleyici gibi özelliklerle öne çıkan özelliklere sahip bir modelimiz. Yanında ise tam bir aile arabası diyebileceğim. Çok yüksek fiyatlara çıkmak istemiyorum ama 4 kişilik bir ailem var. Bagajı benim için önemli, iş genişliği, ferahlığı benim için önemli. Yakıt performansı, motor performansı da iyi olsun derseniz de şu anda yanımda Crossland Essentia bulunuyor. Essentia'larımız Crossland versiyonun başlangıç versiyonudur. Crosslandlar Essentia başlangıç, Edition orta paket ve Elegance en full paket olmak üzere 3 paket oluşuyor. Bugün yanında bulunduğumuz aracımız ise Essentia donanım. Başlangıç versiyon olmasına rağmen beyaz LED farlar, uzun far asistanı, beyaz sis farlarımız, far sensörü, yağmur sensörü, kendinden kalan içlik hız aynası, çift bölgeli dijital klima, hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, sözde başlangıç, bu kadar dolu dolu bir arabamız var. Geri görüş kamerası dahi var aracımızda. Evet, yanında ise artık biz satmıyoruz arkadaşlar bu aracı. Corsa kendi satıyor. Çok sevildi, çok tutuldu.
İngiltere'de birinci, Almanya'da birinci sırada. En full donanım olan 1.2 130 beygir versiyon, 0-100 8.7 saniye. Çok güçlü bir motor var. Dersiniz ki 1.2 motor ne kadar güçlü olabilir? 0-100 çok ciddi arkadaşlar, 8.7 saniye. Yani biz eskiden bu değeri 2000 motor, 2500 motorlarda bu 0-100 ancak görüyorduk. Ancak 1.2 130'dan artık teknoloji öyle bir hale geldi ki bu araçlardan da görebiliyoruz. En dolusu ön park sensörü, yine arka park sensörü, yine geri görüş kameraları, kör nokta uyarı sistemleri, akan trafik uyarı sistemleri, anahtarsız giriş, anahtar çalıştırma. Corsa'larda her zaman diyorum en çok sevdiğim özellik, boşunda dahi, yani başlangıç paketinde dahi 6 tane tam boy hava yastığınız, yaya frenleme, araç frenleme ve şerit korumanın standart olması. Yani Corsa'larda güvenlik üst seviyede. Biraz da bu videolarda size hem tırdan inişlerini gösteriyoruz hem de renklerden de bahsetmiş oluyoruz. Mesela şu anda yanımıza bir tane de ne rengimiz geldi? Gri renkte bir aracımız geldi. GS donanım arkadaşlar. GS olduğunu hemen nereden biliyoruz? %90 gelenlerin hepsinde kırmızı bir cam üst çıtası var. Jantlarda ise kırmızı, gri ve siyah olmak üzere 3 renkli beraber geliyor. Yani ben bu arabayı yandan baktığım zaman GS donanım direkt diyebiliyorum. Bu farklı nüanslar sayesinde. Tabii yine ön arka park sensörleri, kameralar. Yine aynı kelimeleri kullanacağım. Çünkü artık Opel'de donanım üst seviyelerde ve dolu dolu geliyor. Onlardan bir tanesi de bu. Bir tane geçenlerde İzmir'e bir araba satmıştık. Müşteriyle bir video çekmiştik. Belki izleyenleriniz olmuştur. Neden Mokka aldınız dedik. Otobanla gidiyorum. Arkadan dizaynını gördüm. Çok hoşuma gitti. Ne ki bu araba diye merak ettim dedi. Sollamasına izin verdim. Arkadan baktım. Mokka olduğunu gördüm. Arabanın yolda gidişine bayıldım. Bir test sürüşü yaptım. Araba gerçekten çok başarılı geldi. O yüzden de Mokka tercih ettim dedi ki yeni vizör tasarım çok şahane oldu. Çok sevildi. Çok da tutuyor. Artık aralığın son günlerindeyiz. Satışlarımız neredeyse artık tamam bitmek üzere. Yani son 1-2 tane Mokka'mız kaldıysa kaldı arkadaşlar. Onun haricinde hepsi satıldı. Alanlara tekrardan hayırlı olsun dileklerimi sunayım. 2 tane tırımız geldi. İndirmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar indirdiklerimiz kombolar var. Edition, başlangıç paket, Ultimate dolu paket indirdik. Şimdi inen Edition otomatik gece mavisi renginde olan rengimiz iniyor. Şimdi alan müşterimize de hayırlı olsun diyeyim. Çünkü bu 4 gün önce satılan bir araba, en şanslı müşterilerimizden birisi diyebilirim. 4 gün oldu alalı ve arabası da bayiye indi. Kimi müşterimiz 15-20 gün beklediği oluyor. Ancak erken inen bir arabamız oldu. Evet arkadaşlar, diğer tırımızın yanına geldim. Büyük ihtimal bunların inişini videoda gösteremeyeceğiz. Neler var Samet? Aa bak, gözde olan bir araba var. Neydi? Edition. %70 dilimde olduğu için herkes çok sordu. Ancak önceden satıldığı için çoğu müşterimize yardımcı olamadık. Edition var. Kırmızı renkte Crossland Essentia paketimiz var. Arkasında eski adı Aytaşı gri olan, yeni adı Vulcan gri olan Crossland Essentia'mız var. Ve burada da bakalım. Ne biliyor musun Samet Bey? Corsa Elegance Manuel. Bu da çok soruldu. Neden bu arabalar çok fazla soruldu diyorum. Elegance Manuel ve Edition Otomatik neden çok soruldu? Bu araçlar 26 Kasım ÖTV matrak güncellemesiyle beraber bir alt vergi dilimine düşen araçlardı. Ancak çok fazla gelmediği için çoğu müşterimize yardımcı olamadık. Ama şimdiden de bu araba galiba Diyarbakır'a satılmış olması lazım. Alan müşterimize de Corsa Elegance Manuel kırmızısı da hayırlı olsun dileklerimi sunayım. Evet arkadaşlar, bugünkü videodan biraz bu şekilde değindim. Araçlarımız gelmeye devam ediyor. Artık yeni yıla geçeceğiz. 2023 itibariyle hayatımız neler değişecek? Hepsini göreceğiz. Bizi biraz takipte kalın. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Opel'le alakalı mutlaka size hepsinden bilgi vermeye çalışıyoruz. Aylık, her ay kampanyalar ne durumda, araç bulunumu ne durumda, her zaman size bunların bilgisini vermeye çalışıyoruz. Sizleri bir Opel marka sahibi yapmaya çalışıyoruz. Sorularınız olursa mutlaka yorumlara bekliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.